İnsanın yüreğinde kaynar. Çünkü onlar yün örerken pencere önlerinde ya da çamaşır sererken bahçelerinde birden alıverirler kara haberini, okul dönüşü bir trafik kazasında can veren oğullarının. Erdem Beyazıt'ın dediği gibi bugün içimizde bir mahşer var. Ama bu hali şehit anaları, babaları, eşleri, çocukları, kardeşleri her gün yaşıyorlar. Çünkü onlar kıymetlilerinin kara haberini şairin dediği gibi ansızın alıverdiler. Asırlardır insanımızın yüreğinde kaynayan bu mahşer sayesindedir ki millet olarak yeryüzünde onurlu ve özgürce bir hayat yaşıyoruz. Onların döktüğü mübarek kan bağımsızlık fidanlarına can suyu olurken istiklal ateşine alev olup yolumuzu aydınlattı. Şehitlik, gazilik denince akla ilk gelen yerlerden biridir Çanakkale. Bunu milli şairimiz Mehmet Akif muhteşem şiirinde şöyle ifade ediyor. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Akif, İslam tarihinin en büyük kahramanlık destanı kabul edilen Bedir Savaşı kahramanlarıyla Çanakkale kahramanlarını mukayese etmiştir. Bedir'de savaş kaybedilseydi Peygamber Efendimiz'in deyimiyle yeryüzünde bir tane bile Müslüman kalmayacaktı. İşte Çanakkale zaferinin Bedir'e benzerlik yönü tam bu noktadır. Çünkü yüzyıllardır devam eden Haçlı seferlerinin son halkası Çanakkale'de gerçekleştiriliyordu. Geçmişte Selahaddin Eyyubi'nin, Kılıç Arslan'ın yaptığı kahramanlığı bu necip millet tüm unsurlarıyla bir kez daha Çanakkale'de sergilemiştir. Özellikle milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu mısraları şehitliğin ne anlam ifade ettiğini adeta beynimize kazıyor. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Çanakkale'de ve diğer tüm savaşlarımızda köyünden bucağından peygamberin kucağına yürüyen aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Bazen bu son şehidimiz olsun diye dua etsek de biz biliyoruz ki bu dua özellikle bizim için olmayacak bir duadır. Çünkü milletimizi ayakta tutan en büyük özellik gerektiğinde şehit olmaya hazır fertlerinin varlığıdır. Son yarım asırdır bunu bir defa daha gördük, dün Çanakkale'de olduğu gibi. Bin yıllık kardeşliğimizin bağrına saplanan hançer misali, binlerce cana mal olan bu terör sorununun bir an önce çözüme kavuşturulması en büyük dileğimizdir. Çanakkale'de düşmana karşı omuz omuza çarpışan ve toprağın kara bağrında koyun koyuna yatan vatan evlatlarının yeniden bu aziz vatanın kurtuluş ve kalkınmasında sırt sırta verip bir ve beraber kardeşle yaşamaları tek temennimizdir. Şehitlerimize karşı bizim sorumluluğumuz bizlere bıraktığı bu cennet vatanı bizden sonraki nesillere daha iyi bir durumda devretmektir. Şehitlerin ruhaniyetlerine karşı vazifelerimiz olduğu gibi onların geride bıraktığı emanetlerine yani ailelerine karşı da hepimizin büyük vazife ve sorumlulukları vardır. Her alanda ayrıcalıklı ve öncelikli olduklarını, hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak incitmeden ve rencide etmeden uygulamalarımızla göstermeliyiz. Sadece belli günlerde değil, her zaman başımızın tacı olduklarını onlara hissettirmeliyiz. Bizler okul olarak bu amaçla şehit ailelerini ziyaret uygulaması gerçekleştirdik. Edebiyat öğretmenimiz Soner Karagöz tarafından hazırlanan ve kaymakamlığımız tarafından da onaylanan projeyi bizzat kendim uyguladım. Tamamını olmasa da ulaşabildiğimiz bazı şehit ailelerini evlerinde öğrenci ve öğretmenlerimizle ziyaret ettik. Çok istifade ettiğimi belirtmeliyim. Tüm kişi ve kurumlara şiddetle tavsiye ediyorum.